Evet arkadaşlar, sıra geldi KOP konusuna. Hemen bir tane güzel sorum var. Bir tane daha güzel soru çözeceğim. Sonra dersimizi bitireceğim. Ve çarp demektir veya topla demektir. Bütün KOP sorularında bu temel bir özelliktir. Ha, permütasyon. Seç ve sırala. Kombinasyon ise sadece ve sadece seçme yapıyoruz. Başka bir halt yok. Mesela bu soru arkadaşlar kombinasyon sorusudur. Seçme, kombinasyon, sadece ve sadece seçme yapıyoruz. Zaten ben bunu sana daha önce söylemiştim. Bunu sadece seç. Ama permütasyon, hem seç hem sırala. Her ikisini aynı anda yapıyorsunuz. Güzel. Veya topla demektir. Soruda sana bir görev verilir. O görev bitene kadar daima çarpma yap. Soruda sana mutlaka bir görev verilecek. O görev bitene kadar daima çarpma yapıyorsunuz. Ha, görev biterse, baktın ki yeni bir alternatif yol var. O zaman toplama devreye gir dedik, haberin olsun. Şimdi soru üzerinde anlatırsan daha güzel olur. Şimdi PA, A olayının olayı, istenen bölü tüm, biz buna kısaca biz ne diyorduk? İF metodu diyoruz. Her zaman biz bu kuralı uyguluyoruz. PA ile PA'nın tümleyen toplamı da daima birdir. Güzel bir soru arkadaşlar. Mat evi, 4 matematikçi, 3 geometri. 4 matematik, 3 tane geometrimiz varmış. Geometri evinde ise bir tane geometri evimiz varmış. 3 mat, 4 geometri öğretmeni vardır. Tam tersi yani. Diyor ki mat evinden çalışan 3 kişi geometri evine geçiyormuş. He. Şuradan 3 kişi şuraya geçiyormuş. Geometri evinden de 2 kişi mat evine geçiyormuş. He. Şuradan da 2 kişi şuraya geçiyormuş. Aynı anda. Onu da ekleyelim. 2 kişi aynı anda mat evine geçiyor. Son durumda geometri evinde 4 mat 4 geometri olma olasılığı nedir? Şimdi arkadaşlar formül neydi? İstenen bölü tümdür. Şimdi tüm durumu bulmak çocuk oyuncağıdır. Sorunun girişi zaten tüm durumdur. Arkadaşlar mat evinde 7 kişi yok mu? E tamam, 3 kişiyi geometri evine geçirmek için 7'nin üçlüsü. Çarpı. Niye çarpı? Çünkü daha görev bitmedi ki. Görev bitene kadar daima çarpma yapılır. Görev bitti. Baktın yeni bir alternatif yol var. O zaman toplamayı devreye sok. Daha görev bitmedi ki. Tüm durum. Şimdi buradan da 2 kişi buraya geçireceğim. Söyleyin bana 7'nin ikilisi. Bitti bu. Bu bizim tüm durumumuz. Sen benden ne istiyorsun? En son kısma bakalım. Diyor ki en son. Bu bizim istenen durumumuzdur. Geometri evinde 4 mat 4 geometri olma olasılığı. Şimdi arkadaşlar izleyin beni. Şimdi ben burada 4 tane matematikçi istiyorum. O zaman ben dedim ki 3 kişinin hepsine matematikçi buraya gönderelim. Yani bir mat evi, bir de geometri evi diyelim. Mat evinden 3 matematikçinin hepsini karşıya gönderelim. 3 matematikçi karşıya gitsin. Karşıya gittiği zaman oldu mu sana 6 matematikçi? Evet. E benden 4 matematikçi, 4 geometri istiyordu. He. O zaman 2 tane matematikçiyi buraya göndermek zorundayım. 2 matematikçi bu tarafa gelecek. Bu birinci durum. İkinci durum, yani bir alternatif. Hadi bunu bulalım. 3 matematikçi buraya geçirelim. 4'ün üçlüsü. 2 matematikçi buraya geçirelim. 3'ün ikilisi. Artı. Niçin artı arkadaşlar? Sana göre bitti. Evet bitti işte. 3 matematikçi gönderdim. 2 matematikçi buraya gönderdim. İstenen her şey sağlandı. Süper. Ama yeni bir alternatif var. Yeni bir alternatif varsa o zaman toplama devreye girer. Şimdi sıra toplamada. Şimdi artı. Dedim ki 2 matematik 1 geometri bu tarafa gönderelim. Çünkü 3 kişi göndereceğim ya. Şimdi buradaki matematik sayısı kaç oldu? 5 geometri sayısı. 5. 1'e 1 göndermemiz lazım. Ha, 1 matematikçi 1 geometriyi de bu tarafa göndereceğiz. Süper. Şimdi 2 matematik 1 geometriyi diğer tarafa gönderelim. 2'nin ikilisi çarpı 3'ün birlisi çarpı, daha görev bitmedi ya, 1 matematikçi 1 geometriyi bu tarafa gönderelim. 3'ün birlisi 4'ün birlisi. Süper. Artı. Yine artı arkadaşlar. Şimdi 1 matematikçi 2 geometriyi bu tarafa gönderelim. 1 matematik 2 geometri buraya geldi. Şurası 4 matematikçi oldu. Süper. Matematik sayısı tamam. 6 geometriçi oldu. 2 geometriyi bizim bu tarafa göndermemiz lazım. 2 geometriciyi şu tarafa gönderelim. Güzel. Hadi bakalım onu da ayarlayalım. 1 matematikçi 4'ün birlisi. Çarpı 2 geometrici 3'ün ikilisi çarpı 2 tane geometriciyi de bu tarafa göndereceğiz ya 4'ün ikilisi. Bitti arkadaşlar. Şimdi
3 geometricim kaldı zaten. Bir matematik sonra geometrici göndermeyeceğiz. Hepsini geometrici. 3 geometrici gönderirsen matematik sayısı olmuyor. Çünkü 4 matematik 4 geometri istiyor diye. O zaman 3 geometri göndermemiz imkansız. Bitti bu. Cevap budur işte. Sonra 4'ün üçlüsünü bulursunuz. Arkadaşlar bakın seçip gönderiyorsunuz. Bu bir kombinasyondur. Sadece seçme varsa kombinasyon. Üst tarafı bulursunuz. Bulmak kolaydır. Bir sıkıntı yok. Çizgimizi çizdik. Alt taraf 7'nin üçlüsü 7'nin ikilisini bulun işte loh. 4'ün üçlüsü 4. 3'ün ikilisi 3 çarptık 12. Art. 2, 3, 3, 4. Hepsini çarpın. 6 kere 12 72 mi? Yanlış olmasın. 6, 12 daha. Evet 72. Geldik buraya. 6, 6 kere 12 yine mi 72 oldu? Evet. Böyle işte 7'nin üçlüsünü bul, 7'nin ikisini bul, çarp soru bitmiştir. İşte bu bana olasılığı vermiş oldu. Umarım anlaşılmıştır. Güzel bir sorudur. Şimdi bir tane de kombinasyonun, işte permütasyonun olasılıkla ilişkisini de yazayım ve dersimizi bitirelim. Güzel bir soru arkadaşlar. Evet arkadaşlar, güzel bir soru daha. Mustafa rastgele seçtiği 3 basamaklı bir sayıyı, 3 basamaklı bir sayıyı. Birler onları yüzer basamağını 2 ile çarpıyor. Hepsini arkadaşlar 2 ile çarpıyoruz. Bulduğu sayıları yan yana yazıyor. Mesela 324, bunu 2 ile çarp 6. Şunu 2 ile çarp 4. Şunu 2 ile çarp 8. 2 ile çarp 14. 2 ile çarp 6. 2 ile çarp 10. Bakın yan yana yazdık. 3 basamaklı bir sayı elde etme olasılığı nedir diyor. Arkadaşlar istenen böyle tüm değil mi? Tamam. Şimdi 3 basamaklı A, B, C. Şurası yani A, B, C için diyorum. A 0'ın dışında 9 tane değer alır. Rakamları farklı demiyor. Dikkat edin. Tamam. Şimdi sıra geldi B'ye. B 10 rakamın hepsini alır. C 10 rakamın hepsini alır. 0'dan 9'a kadar 10 tane rakam var ya. Tamam. Buraya yazdık. 9, 10, 10. Bir defa bu benim tüm durumumdur. Şimdi sen benden ne istiyorsun? Yine 3 basamaklı sayı elde etme olasılığı. Şunu 2 ile çarpacağım. O zaman burası 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur. Arkadaşlar 5 olursa olmaz daha. 2 ile çarptığın zaman 10. Basamak sayısı 3'ten fazla olur. Şu B 0, 1, 2, 3 en fazla 4 olur. C de 0, 1, 2, 3 en fazla 4 olur. Yani 4, 5, 5. 4 çarpı 5 çarpı 5'tir. Bitti. Bunu bulun. Soru bitmiştir. Şimdi ben soruyu değiştireyim. Şuraya diyelim ki 4 basamaklı bir sayı elde etme olasılığı. Oho. Soru arkadaşlar enteresan oldu. Şimdi burayı siliyorum. Hatta tüm durum her zaman ortak. 9, 10, 10. 900'dür. Şimdi burayı sildim. 4 basamaklı sayı elde edeceğizse A, B, C dedim. Şimdi ben dedim ki bunu çarptığım zaman yine bir basamak olsun. Bunu çarptığım zaman bir basamak olsun. Bunu çarptığım zaman iki basamaklı bir sayı olsun. Arkadaşlar anlaşıldın mı? Bu M olsun. Bu N olsun. Bu da iki basamaklı sayı olsun. Ya da A, B, C diyelim. Şu bir basamak olsun. Şu iki basamaklı olsun. Şu bir basamaklı olsun. Yine A, B, C yazdım. Baştaki iki basamaklı olsun. Bu bir basamak. Bu bir basamak olsun. Bakın hepsi de dört basamaklı oldu. Şimdi bu çarpımdan bir basamak olacaksa 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur. Güzel. Devam edelim. Bu yine bir basamak olacak. 0, 1, 2, 3, 4 olur. 2 basamaklı olması isteniyorsa 5, 6, 7, 8, 9 olur. Olay anlaşıldı mı? Şimdi çarpalım. Burada 4 tane sayı var. Çarpı. Çünkü daha görev bitmedi. 3 basamak olsun. Hepsini çarpacağız. Şurası ne oldu? 5. Şurası ne oldu? Hepsini toplayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Evet 5 tane. Artı. Yeni bir alternatif. Hocam bu sefer bu bir basamaklı olsun. Bir basamaklı olacaksa hangi sayılar olur? 1 olursa 0 olmaz. 3 basamaklı sayı diyor. 2 olur, 3 olur, 4 olur. 0, 1, 2, 3, 4 olur. 2 basamaklı olacaksa 5, 6, 7, 8, 9 olur. Burada kaç tane sayı var? 5. Yine aynı şekilde 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 5. Artı. Geldik buraya. Bu iki basamaklı sayı olacaksa 5 olur, 6 olur, 7 olur, 8 olur, 9 olur. Güzel. Burası 0'dan başlayacak 4'e kadar. 0'dan başlayacak 4'e kadar. 1, 2, 3, 4, 5 tane sayı var. Diğerleri zaten 5'e 5. Soru bitmiştir arkadaşlar. Olay anlaşıldı mı? Ya hocam. 5 basamaklı sayı olsun. Oha. 5 basamaklı sayı olacaksa bir saniye.
Bir saniye. Hepsini siliyorum ya. Arkadaşlar 5 basamaklı sayı olacaksa bu sefer şurası 2 basamaklı, şurası 2 basamaklı, şurası 1 basamak olabilir. Geldik buraya. 2 basamaklı, 2 basamaklı, 1 basamaklı olabilir. Ya da 1 basamaklı, 2 basamaklı, burası da 2 basamaklı olabilir. Oldu mu 5 basamak? Hocam bunun 2 basamak olabilmesi için 5, 6, 7, 8, 9. 2 basamak olacaksa 5, 6, 7, 8, 9. Hep 2 ile çarpıyoruz ya. 1 basamak olacaksa 0, 1, 2, 3, 4. 5, 5, 5. Aynı olay burada da geçerli. Hocam 6 basamaklı olsun diyorsa hepsinin 2 basamak, 2 basamak, 2 basamak olması lazım. Yeterli. O da 5, 5, 5. Soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu, olay bu. Hem permütasyonlu hem kombinasyonlu iki tane olasılık sorusu çözdük. Arkadaşlar sınav yolunda herkese başarılar diliyorum. İnşallah bir faydamız dokunmuştur. YouTube kanalına abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.